Bu rakamla insanlar geçinmek şansları yok. Geçimini asgari ücretten sağlayan milyonlarca işçi, asgari ücret tespit komisyonundan gelecek güzel haberleri bekliyor. Komisyon üyeleri 15 Aralık Salı günü ikinci kez toplanıyor. Asgari ücret maratonunun ilk toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığı'nda 4 Aralık'ta yapılmıştı. Masada Hükümeti Çalışma Bakanlığı, İşçiyi Türk İş, İşvereni ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. Biz de arzu ediyoruz yani işçi, işveren, hükümet beraber imzalayalım. En kötü 3 bin lira olması lazım. İşveren ev sahipliğindeki ikinci toplantı COVID-19 önlemleri kapsamında video konferansla düzenlenecek. Heyetlerin sunum yaptığı toplantıda TİSK, asgari ücrete ilişkin görüşlerini açıklayacak. Geçine vaziyette olmak için buçuk falan olması gerek. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi sayısını göndermesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın ekonomik veri ve raporlarının da toplantıda sunulması öngörülüyor. Net olarak 3500 lira olması gerekiyor. Asgari ücreti yasa gereği beşer işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu yıl Türkiye İş Eğitinde asgari ücretle çalışan Özgül Yardımcı adında bir engelli yurttaş da yer alıyor. Askeri ücrete 500 TL koyuyor ama gıdaya 4 katı çıkıyor. Komisyon bu toplantının ardından iki kez daha bir araya gelecek. Üçüncü toplantı Türk İş'in ev sahipliğinde yapılacak. Henüz rakam açıklamayan Türk İş, açlık sınırının altında bir rakama imza atmamayı düşünüyor. Milletim kabul edeceği, tebessüm edeceği bir rakam olursa yani biz bununla ilgili evetleri Bence en az 3000 üstünde olması lazım.